Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyiciler, bugün 15 Ocak 2023, Cumhuriyet'in 100. yılı. Zebra ispinozlarımız bu kadar kaldı. İki tane de yan tarafa geçti. Daha önceki videolarımızı izleyen izleyicilerimiz bilir. 100'den fazla zebra ispinozumuz vardı. Bunları da bugün yarın vereceğim. Sadece o en soldaki siyah yanak ve karşıda 5. sırada sağdan 4. olan siyah yanak ve hemen yanındaki eşi kalacak. Yani 2 çift zebra ispinozu bırakacağım. Diğerlerinin tamamını verdim. Bunları da veriyorum. Allah nasip ederse bunları da gelip alacaklar. Geçtiğimiz hafta gelecekti ancak gelecek olan kişi rahatsızlanmış. Dolayısıyla bu hafta gelecek. Dün ulaşamadı. Bugün şimdi birazdan tekrar telefonla irtibatlaşacağız. Bunlar da gidiyor artık. Bu zebra ispinozlarımızı bakmış olduğumuz kafese diamant tavunları koydum. Geçtiğimiz yıl 2 çift vardı. Birkaç defa kuluçkaya yattılar ancak zebra ispinozları onları sürekli rahatsızlık verdiği için yavru elde edememiştik. Bu sene şimdi 3 çift, bir tane de fazlalık. Yani 7 tane minik ziverk veyahut da diğer adıyla elmas güvercini, bunlardan var. Bunların da bu elmas güvercini denmesi en sağdakinde kanatların üzerinde böyle küçük nokta nokta benekçikler var. Şimdi diğer tarafa geçeyim. Evet, şu anda 6 tanesi bir arada elmas güvercinlerimizin. İşte tabi bunlar tam standart bir renk değil. Mesela şu soldan ikinci ve üçüncü renk olarak birbirine yakın ancak biri koyu biri açık. Yani buradaki kuşlarımın hiçbiri bana göre optimal renkleri içermiyorlar. Hepsi farklı tonlarda. Ancak bunların tercih edileni kahverengi ise kahverengi, gümüş gri ise gümüş gri veya koyu renkte ise tam koyu renkte olması lazım. Ancak bendeki çiftler şu anda daha bu elmas güvercini yetiştiriciliğinde çok yeni olduğum için çok şey değiller. Yani tam standart eşler, çiftler değiller. Bu kafesi onlara ayırıyorum. Artık burada birkaç tane zebra ispinozu kafesim var. Onları da çıkartacağım. Tamamen burada elmas güvercini üretimi yapacağız. Bu elmas güvercinleriyle veya küçük süs güvercinleriyle, nasıl dersiniz bilemiyorum, ziverk güvercinlerle, diamant tavunla, nasıl adlandırılırsa artık bulunduğunuz yerdeki konuma göre, bunların üretimiyle ilgili de tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağım. Buradaki zebra ispinozlarımızı uzaklaştırma nedenim, kaç yıldır burada zebra ispinozu bakıyorum. Bunlardan vazgeçiyorum demiştim. Vazgeçiyorum. Evet, çok az kalacak. Artık onların üretimini yapmak istemiyorum. Hobi olarak onlardan yeterli hobi, yeterli üretim yaptığıma inanıyorum. Yeterli tecrübe birikimim de var. Eğer arzu eden, soran arkadaşlar olursa yine onlara da önümüzdeki videolarda veyahut da mesajlarda yine cevap vermeye çalışırım. Burada enteresan bir şey yaşadık. Geçtiğimiz yıllarda yaşamadığım bir şey oldu. Kafesin tabanında sağ tarafta duvarın altından iki bölme vardı. İki bölmenin altından küçük fareler gelmiş. Onlar
Yani bu lağım faresi tarzı değil de küçük fındık faresi tarzı fareler gelmiş, toprak çekmişler dışarıya. Burada biliyorsunuz yem tablamız vardı. Bu yem tablamızdan yem almışlar. Yere dökülenleri de tüketmeye çalışmışlar. Ancak ben şöyle bir uygulama yapacağım. Biliyorsunuz zebra ispinozlarımızı daha önceden içeride bakıyorum demiştim. İlk üretim yaptığım zamanlar. Hemen şu sağdaki kafesin solunda o sopanın içeriye doğru girdiği borudan içeriye giriş çıkış yapabiliyorlardı. Artık buradaki yem tablasını kaldıracağım. Zaten kuş sayısı da az. İçeriye girip içeride yesinler. Yerler yemezler. Artık kendi bilecekleri iş. Ancak ben yemeleri için elimden gelen gayreti göstereceğim. İçeriye yemi suyu içeride olacak bundan sonra. Girerlerse yemlerini sularını yerler. Girmezlerse de burada hayat mücadelesi verirler. Veyahut da farelere yem olurlar. Kendi tercihleri. Şu anda toplamda 15 tane kuşum var. Bakın şu anda zebra ispinozu olarak. En sağda 3 tane. Hemen onun yanında 5 tane 8 yaptı. Aşağıda solda yuvanın içerisinde 2, 10. Solda yukarıda 3. Bir de bu 4. Bir tane de hemen şurada elmas güvercinlerimizin yanında var. 15 tane. Yani ben 5 tanesini ayıracağım. 2 erkek 3 dişi şeklinde. Geri kalanları vereceğim. 10 tanesi gidecek bugün. Gitmezse de çok problem değil. Yani 100 küsürden 10 tane kalması gayet iyi bence. Bu bizim kafesimize, kümesimize farelerin gelmesinin nedeni de sol tarafta bir tane kümes var. Burada biliyorsunuz bizim 10-15 tane kümes var. Arkadaşlarla beraber bir alanda, bir tarlada kümes yapılmış durumda. Bunlar komşularımızla beraber bakıyoruz. Komşumuz işlerinin yoğunluğu nedeniyle hayvanları azalttı. Bir çift bıraktı. Diğerlerini sattı veya dağıttı. Onun orada geçtiğimiz yıllarda çok fazla fare vardı. Küçük farelerden, büyük farelerden. Hatta geçtiğimiz yıl benim buraya hiç fare gelmemişti. Hiç fare zararımız olmamıştı. Bir defa sadece onun yine oradan gelip şu tellerin altından şurada pirinç ispinozlarını baktığımız yerde tellerin altındaki ahşabı yiyip oradan buraya gelip bu bizim pirinç ispinozlarımızın yavrularını yemişlerdi. Ben de yavrular tam uçacak diye beklerken baktım yavrular yok. Sonradan anladık ki fare yemiş. Nereden olabilir dedik. Buradan gelmişler. Biz de buraya bir alta betonla telin bittiği noktaya bir bu şekilde tahta parçası çaktık. Vidaladık. Şimdi buradan gelmiyor. Ancak bu defa toprağı tabandan delmiş. Ve zebra ispinozlarımızın olduğu yere gelmiş. Ben zehirle mücadele etmiyorum. Yani geçtiğimiz yıl komşumuz zehirle mücadele etmişti. 52 tane öldürdüm. Yani 52 tane itlaf ettik. Öldü demişti. Tek tek öldürme tabii ilaçla. 52 tane bulduğunu söylemişti. Tabii ben doğada hiçbir hayvan gereksiz yere yaratılmamıştır. Siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. Bu hayvanların da mutlaka bir yaratılma hikmetli sebebi var diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu hayvanların yaratılış sebebini de bilmediğimiz için bu 52 tane hayvanı geçen sene hayatını sonlandırmıştı. Ancak bu sene kendisi hayvancılığı bıraktı sayılır. Yani şu an itibariyle bıraktı. Hatta isteyen arkadaş olursa kümesi devredebilirim eşyalarıyla beraber demişti. Bakın bir tane hatta iki tane yeni yavrumuz. Şu gri olanlar beyazın
yanındakiler. Yanak renkleri tam oturmamış durumda pirinç ispinozlarımız. Evet kıymetli izleyicilerim. Eğer küçük hayvanlar bakıyorsanız veya büyük hayvanlar için de geçerli. Kümes hayvanları bakıyorsanız, kanatlı hayvanlar, büyükbaş hayvanlar da aynı şekilde. Eskiden büyükbaş hayvanların saman damlarına gidip, yani ahırlarda saman alıp hayvanların önüne vermek için gittiğimizde bazen saman balyaların arasında fare yavrularına rastlardık. Evet. Her yerde demek ki bu hayvanlar, bu fareler var. Dünyanın neresine gittiysem, yani çok fazla bir kıta gezmedim. Yani Asya, Afrika, Avrupa, buralarda her yerde bu farelere rastladık. Rastlamak bir şey değil. Bize zarar vermesi önemli. Direkt olarak bize zarar vermiyor. Hayvanlarımıza zarar vererek bize zarar vermiş oluyor. Burada da bizim yemimize ortak oluyor. Bakın şu soldan ikinci, hemen yandakine müdahale eden iki tane erkek elmas güvercinimiz var sağda. Soldaki de üçüncü gelen, o da erkek. Üç tane sağda erkek elmas güvercinimiz var. Diğeri kahverengi tondaki genç olduğu için ona müdahale ediyorlar. O da erkek halbuki ama onu niye bu şekilde taciz ediyorlar ben anlamadım. Evet kıymetli izleyicilerim, her nerede, hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız, bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil, her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.